Gül Özdoğan hoş geldin. Hoş Nasılsın? bulduk. İyiyim, Kırmızılar sağ çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ay atmıyoruz. Atmıyoruz. Hiçbir şeyi atmıyoruz. Eskimiş tava, eskimiş güğümden neler yapılabilir? O da aynı şekilde süslenir. Belki bir kenara bir dekor gibi, vazo gibi, ne bileyim bir çiçek koyabiliriz. Aynı şekilde boyayabiliriz. Çok şık şeyler yapılabilir. Ya bu işlerin aynısını onu da yapabiliriz. Aynısı yapılabilir. Çok güzel. Kaç liraydı? Büyük güğümü 12-13 liraya mı ne aldın? Küçük güğümü 11 liraya aldım. Üstüne desen çizilmez mi? Çizilir, onları? Yapılır. Böyle çizilir. İşte bazı yapılıp ondan sonra üstüne istediğimiz her şeyi yaparız. Eminönü'nde sobacılar, pek çoğunuzun bileceği, bazılarınızın bilmeyeceği gibi sobacılar var. Hemen ana caddede sobacılara gidiyorsunuz. Orada hemen hemen hepsinde ben birkaç yerden de fiyat aldım. Bak. Birkaç yerden fiyat aldım. Ve bunları beğendim, aldım. İşte fırçayı buldum, aldım. Şeylerden var mı Derya Hanım orada? Hani bulaşık yıkardık, bir alüminyum taslarımız her vardı. Her şey var Sibel. Onlardan. Yok yok. Bak onlar da Türkiye'nin her yerine evet her şey toptan çıkar evet, orada biliyorsun. Oralardan gidiyor. Ve pek çok yakın ülkelerden de gelip alışveriş yapıyorlar. Sobalar var. Çünkü hala pek çok evde soba yapıyor. Tabii canım, tabii. Çok güzel sobalar da değişmiş. Çok güzel sobalar da çıkmış. Şey mangallar var. Soba maşaları, soba kömür şeyleri. Kovaları. Tenekeler atılmazdı eskiden. Kömür evet. kovası yapılırdı evet. hatırla. Kazanlar var. Sonra orada tahtacılar kazanları. Var. Kesme tahtaları, terekler. Mutfaklarınızda terek olurdu. Evet. Biz şimdi Sibel'le terek de boyuyoruz. Bir gün burada da yaparız tamam, Sibel. Yaparız. Hakikaten harika şeyler var. Gidin en azından gezin. Ben müthiş keyif Bence alıyorum. Bence de evet çok müthiş seviyorum. Müthiş keyif alıyorum. Gidiyorum böyle bıcık bıcık karıştırıyorum, inceliyorum. Çok zevkli. Evet şimdi eski bir tavanız var. Atacaksınız kıyışamıyoruz. Ay ben bunu kaça almıştım zamanında ama artık içinde bir şey yenecek durum yok. Özellikle alüminyumlarda artık çok tavsiye etmiyorlar evet, yemek yenmesini. Biz ne yapıyoruz? Böyle bir tavayı hatta mutfakta kullanacağım birçok şeyi bugün süsleyeyim dedim. Güzel bir mutfak seti yapalım birine de gönderelim. 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 Seyircilerimize. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ben bu işi yaparken su bazlı cam boyaları kullanıyorum. Bunlar vernik istemezler. Yapıp bitirdikten sonra direkt kullanabiliyoruz. Bu önemli bir özellik. Metal yüzeye tutunurlar, cam yüzeye tutunurlar. Arada bir bağlayıcı bir şey yapmamız gerekmiyor. Şimdi bizim bu su bazlı cam boyasını bulamadık. Olabilir. Ne yapacağız? O zaman da yine böyle metal bir şeyi süslemek için su bazlı vernik sürüyoruz cama ya da obje üzerine. Akrilik boyalarla çalışıyoruz. Sonra ondan vernik sonra üzerine diyoruz. De vernik yapmamız gerekiyor. Çok iyi fikir. Evet. Çok iyi fikir. Tavalarla ilgili böyle güzel değişik çalışmalar internette gördüm. Ama seninki daha farklı olacak. Çünkü hem de nasıl yapıldığını da görmüş olacağız. Evet. Şeylere yapmışlar. İçi nasıl olur senin tavanın? Hani böyle yanmaz tava şey söylemek istemiyorum da. Yanmaz tavalara yapmışlar genelde. Onlar da mesela çizilince yenisini kullanmayın diyorlar. Kanserojen oluyor diyorlar. Ben bu tavayı saat yapacağım. Peki onun saati için nereden buluyoruz? Onu saatçiden ya da Eminönü'nde var. Eminönü'nde saatçi vardır. Bir meşhur saatçi vardır hemen. Evet bir mekanizması alıyoruz bir pille. Şimdi bugün çalıştırır hale getireceğiz onu. Mekanizmasını satın mı alıyoruz? Evet evet satın alıyoruz. Ha şunlardan. Şunlardan. Evet. Sen göster orada kamera. Şöyle bir şey. Ben bunu arkadan takacağım. Sonra mutfağımıza güzel süsleyip yerleştireceğiz. Kulundan takacak. Çok güzel ya. Çok hatta güzel. Bir de kepçe hazırladım. Kepçeyi ne yapacağız? Onu da süsleyeceğiz. Mutfağa asacağız. Şu şey değil mi? Saç. Saç evet bok tenceresi. Ben bunu önceden boyadım. Ben hazırlık yaptım. Hani burada böyle bir set oluşturalım da birine bütün bir şey gönderelim diye istedim. Bir kişiye mi gönderelim? O bir onu kişiye bilmiyorum. De olur. Yani ihtiyacınız varsa mutfağı süslüyoruz bugün. Evet. Ve iyi bir fikir öğreniyoruz. Evet. Çok güzel Gül Özdoğan. O zaman başlayalım. Nasıl yapacaksın? Şimdi nasıl yapacağım? Ben dedim su bazlı cam boyası kullanıyorum. Süngerle boyuyorum bunu. Üzerine
darbe darbe yaparak. Şimdi bunu yaparken boya köpürüyor. Akrilikli de yapsanız aynı şey olur. Onun için üzerinde defa defa boyayı yerleştirmek gerekiyor. Bütün püf noktası bu. Biraz bırakıp mesela bir başka yere altına devam ediyor. Altına bir şey sürdü mü şu anda ben? Yok. Yok sürmedi. Yok, direkt ha? Şimdi işlem evet. Yapıyor. Sıfır çünkü şu anda. Çünkü sıvazlı cam boyası tamam. Kullanıyorum. Akrilik kullansaydım vernik sürecektim. Köpük bu, köpük normalde oluyor. 21 günde fikse olan boyalar evet. Değil mi? Bunlar kendi 21 fikse günde oluyor. Fikse oluyor. Hı? Ya da daha kısa, daha çabuk bir kullanım istiyorsak evdeki mutfak fırınımızda 180 derecede hı? Bir 15-20 dakika bekletmemiz gerekiyor. Bakın bunu köpük... böyle yaptıktan sonra işte dekopaj yapabiliriz, stencil evet. Yapabiliriz. Zaten bunun hepsini yapabiliriz. Yapacağım. Stencil kullanacağım, dekopaj kullanacağım. Hatta boyutlu dekopaj kullanacağım. Kavanozlarda ve tavada. Cici bir takım olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu bütün yüzeyi bu şekilde yaptıktan sonra şu kavanoza bir ön hazırlık yaptım bir 5 dakika evvel. Birinci katta transparan oluyor boya. Onun için bir katta bırakmayın. Kötü görüntü. Bunu mutlaka ikinci katında yapın ki net ve güzel bir boya olsun. Kavanozlar da bu şekilde. Aynen böyle. İnternette bu ara çok moda bu evdeki kavanozları boyayıp mutfak süslemek. Evet, biz de daha önce değişik şeyler yapmıştık kavanozlarla ama bu boyayla olması değil mi Sibel? Evet, çok İyi bir rahat. Fikir. Boyaması rahat. Evet. Çok çok güzel. Yalnız şimdi mesela fırınlarken şeye dikkat etmemiz gerekiyor mu? Eğer dekopaj gibi bir çalışma yaptıysak fırınlamamamız gerekiyor. Asla. Sadece boya kısmı sadece, fırınlanıyor. Sadece boya kısmı ya da üstüne bir herhangi bir desen fırçayla çalıştıysak eğer, fırınlıyoruz. Tabii yine bunu cam boyalarıyla yapmamız hı? Gerekiyor üzerine. Kağıt benzeri bir çalışma yapıyorsak kendi kendine fikse olmasını aynen bekleyeceğiz öyle. 21 gün. Tamam. Evet. Sibel, efendim? Dünkü hediyeleri kazananları şuradan okursan sevineceğim. Çocuk beresi kazananlar. Şeyin yaptığı, Emine Ferah'ın evet, yaptığı. Evet, izleyici temsilcisine gelmiş. Gülten Sürer telefon gelmiş. Facebook'tan Hasret Özçelik. Siyah bandana kazanan izleyiciler de Twitter'dan Aylin Çekirge Taşkın. İzleyici temsilcisine gelen telefonla Gülcan Yaprak. Güzel, güle kazanmış. Güle kullansınlar. Güle güle adresleri hepsinin var mı? Ya gitti bile. Süpersin. Ece süper. Şimdi bir de matkapla delme işlemi var. Hani en başında saatin mekanizmasını yerleştirmek için. Nasıl bir matkap kullanıyoruz bunu matkapla orada? Matkapla yapmadım. Hani beton çivileri vardır ya. Evet. Şey tenekedeler gibi, aynen şey kovaları deler gibi. Üzerine çekiçle vura vura deliği büyüttüm. Süpersin. Matkapla yapmadım. Harika evet. Bir şey. Harika bir şey. Gül çok güzel bir fikir yapacağız. Senin de hoşuna gidecek. Yine Almanya'dan ben o fikri getirdim buraya. Bir tasarım dükkanından çok güzel bir lamba aldım. Hı-hı. Ama o kadar güzel bir fikir. Herkes bayılacak. O kabloyu Şişhane'den Haşim Usta bizim için aldı. Hı-hı. Önümüzdeki günlerde yapacağız. Bir iki malzemesi eksik. Yine mutfakta kullanabileceğiniz mutfak aydınlatmasında. Bir odada, bir böyle köşede, kenarda kullanabileceğiniz mükemmel bir aydınlatma yapacağız. Neden olduğunu söylemiyorum. Sürpriz. Çok güzel. Sen de o gün sana haber verelim. İzle. Evet, tamam. Gerçekten çok güzel. Orada da bir delme işlemi hı-hı. Var. Onu herhalde elmas uçlu bir evet. Matkap bir, ucuyla. Bir püf noktası da var o şeyi. Onları göstereceğiz ha? Burada evet. Nasıl deldiğimizi göstereceğiz. Evet. Şimdi ön hazırlık yaptığım bu wok tavasının dekopaj kısmını yapayım hı-hı. Mı? Evet. Biraz... Bunda çok güzel. Ebru bu wok tavalarında ne yapıyorduk? Şeyler tavuk da oluyor. Soteler yapabiliriz. Dana sote tavuk. Noodle yapabiliriz. Spagetti yapabiliriz. Pek çok yemeği yapabiliriz tavada. Çok güzel oluyor bunda pişen çok, her çok. Şey. Hem ne sıçramıyor. Özelliği var sence? Tabanı ve etrafı geniş olduğu için bir kere bence çok pratik. Temizlik kullanımı açısından. Mutfağa hiçbir şey sıçramıyor. Ben pek çok yemekte aslında şey kullanıyorum, wok kullanıyorum. Köfteyi bile wokta kızartabilirsiniz. Bir de ince bir yüzeyi olduğu için ısıyı eşit olarak dağıttığından dolayı da bütün içine attığınız her şey hacimli bile olsa hem dökülmeden hem eşit şekilde karışabiliyor, evet. Lezzeti içinde Asya'nın kalıyor. Asya'nın uzak doğu mutfaklarında özellikle çok kullanılıyor. Evet, bizim mutfakta pek yok aslında. Evet, şeylerde İspanyollar, Fransızlar falan, midye falan o tarz şeyler, paellalar yapılırken paellalar. Daha geniş tabanı olan
daha kısa kenarlı taban şeyler kullanıyorlar. Evet, onlar onda yapıyorlar. Evet, çok güzel. Şimdi içine şey mi yapacağız? Evet, dekopaj yapıştıracağız. Dekopaj yapacağız. Yapıştıracağım. Bir taneyi bütün koyayım diyorum. Dekopaj tutkalını kağıdın arkasına sürüp yapıştırdım. Bu tür yüzeylerde hiç hava kalmaması lazım değil mi? Evet. Gül. Çok ama güzel. Bir hata yaptım. Ters. Asma yeri burada. Böyle dönmem lazım. Olsun. Şimdi bunun üzerine esas yapmak istediğim bir katta boyutlu dekopaj. Boyutlu dekopaj hamuru için hazır satılan ürünler var. Tamam. Bunu biliyoruz ama bizim hani çiçek yapmak istediğimiz hamurlarımız var ya yapıyoruz evet. Hani tarifimiz. Evet. Aynı hamuru kullanabilirsiniz. Nasıl yapacaksın boyutluyu anlayamadım. Bir kere yaptık mı burada biz bunu? Hiç yapmadık. Hiç yapmadık. Yok, yapmadık. Evet hiç merak yapmadık. Ettim doğrusu. Hemen görmek ben... istiyorum. Şimdi hazır hamur getirdim ben bugün. Tamam. Alıyorum. Çiçek hamuru bu. Aynen. Hani seramik hamuru dediğimiz seramik hamuru. Çocuklar için hazırlarız. Hazırlarız. Hani tutkalla, unla, nişastayla yaparız. Evet, evet. Kaynatıyoruz hatta kaynatıyoruz. Senin yaptığın gibi. Hatta yani senin yaptığın o çok güzel oluyor evet, kaynatmalı. O hamuru kullanıyorum. Gül Özdoğan'ın bu hamur tarifini şimdi tekrar verelim. Gül verebilir misin tabii, tarifi? Tabii, tabii. Hemen çocuklar için harika bir oyun Hı-hı. hamuru yapabilirsiniz siz de yanında olmak kaydıyla. Evet. Nasıldı bir anlatayım. Bir bardak beyaz tutkal, 4/3 bardak un ve geri kalanında bir bardağı tamamlayacak kadar nişastayla bir hamur yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz bu hamuru bir naylona bağlıyoruz. Tencerede su kaynatıyoruz. Poşeti kaynayan suyun içine uzatıyoruz. Hı. O arada ocak kısık olacak. Bir 3 dakika o hamur o suyun içinde duracak, kaynayan suyun içinde. Sonra bu hamuru saklayabiliyoruz da buzdolabında. Evet, buzdolabında aylarca saklayabiliyoruz. Hı-hı. Hava almadan sarmamız gerekiyor. Peki gıda boyasıyla renklendirilir. Gıda boyalarıyla renklendirilebilir. Hatta akrilik boya varsa. Su bazlı boyayla. Tabii tabii. Onunla da renklendirebiliriz. Böyle bir hamurumuzu hazırladığımızda evet. Bir resim kestim. Önceden hazırladım. Ne yapacak çok merak ettim. Kabartma olacak, yapacağım, evet. Kabartma yapacağım. Bunun kadar büyük bir hamur yok elimde. Şöyle yapayım şu an. Kestim resmi. Evet. Ay çok merak ettim. Çok güzel. Kağıda sürüyorum. Tutkalımı. Hamurun üstüne yapıştırdım. Kenarlarından makasla kesiyorum. Süper. Geri kalan hamurumu atmıyorum. Tekrar elimde yoğuracağım. Bunu makasla kesemeyebilirler bazıları. O zaman kretuar kullanabilir, akto bıçağı kullanabilir. Ben makas çok rahat ettiğim bir şey. Bence de makas daha mantıklı burada. Çok güzelmiş. Kestim. Diğer yapıştırdığım kağıtlardan daha boyutlu, daha yüksek bir görüntü elde ediyorum böylelikle. Bu hamurda havayla kuruyan, fırın istemeyen bir hamur. Yalnız bunu yaptığım zaman, bakın bir kalınlık yaptım. Kağıdı kenarlarından şöyle döndürüyorum ki hani hamurumun kalınlığını görmeyeyim ben. Sonra bu kuruyor mu? Evet, kuruyacak evet. mı bu? Hayır, ayrıca kurutmuyorum. Direkt yaptığım ürünün üstüne yapıştıracağım. Aa, çok iyi bir fikir Sibel. Güzelmiş, ne diyorsun? Evet, süpermiş. Peki şey yapabilir miyiz? Mesela ilk önce o... yuvarlağı kestik. Sonra üstündeki cupcake motifini ayrıca kestik. Onu kabartıp bu yani bütünün üstüne sadece cupcake'i boyutlandırabilir miyiz? Olur her şey katlı. Üst üste mesela bakın bunu bir kat yaptım. Evet. Bunun üzerindeki pastayı bir daha kabartmak istiyorum. Bir daha istiyorum. Onu soruyorum. Bir başka kağıttan aynı motifi kesip bir kat daha yaparım. Yani Hı-hı. hani şu ne işi diyorlar hani böyle kat yapılıyor. Kağıt gibi. Katı diyorsun ama değil. Değil. Ama değil. Boyutlu bir şey. Süper güzel bir bilgi bu öğrendiğimiz Şimdi, şey. Şimdi bunu hazırladım. Birazdan kavanozu tümden boyamayı bitireceğim. Onun üzerine yapıştıracağım birkaç tane. Bunun üzerine mutlaka verniklemek gerekiyor. Hamura yapıştırdığım bu kağıdın üzerine de mutlaka dekopaj tutkalı sürmem lazım. Korumak için mi? Korumak için ayrıca
Vernikler bu tip kağıtların üzerinde böyle yağ dökülmüş etkisi verir direkt yaptığınızda. Anladım. Bir anladım. Sıkıntı olur. Onun için mutlaka dekopaj tutkalımı yaptığım bu işin üzerine, tüm dekopajların üzerine bir kat sürüyorum. Bu korumak değil. Daha sonrasında vernikleyebiliyoruz. Tabii. Bunu daha sonra su bazlı bir vernikle de vernikleyebilirim. Ya da hani kristal sır vernik kullanmıştık biz. Camsı bir şey. Onlarla da vernikleyebiliriz. Tam böyle cam gibi, düğme gibi bir görüntüsü olur. Buna böyle broş falan da yapılır. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok tabii güzel. Ki, tabii ki. Deleriz bir yerden. İşte ne bileyim belki çeşitli. Ya da iğnesinin içine gömeriz, hamurun içine. Tabii kururken o şekilde kurutuluruz. Öyle kurur. Evet. Şimdi çok teşekkürler Gül. Reklamdan sonra Sibel'in harika bir beresi var. Bir de bugün taktığım takının bir özelliği var. Bu da bir fikir. Şöyle çekin arkadaşlar. Çok iyi bir fikir var. Döndürmüyorum şimdi arkasını. İki tane işlevi var. Bu takının. Takı yapanlar fikir alabilirler. Ve diyorum ki şu harika bereyi ben bir takayım da göstereyim. Bu da çok moda şimdilerde. Hem de acayip moda. Nasıl ama? Nasıl bere? Çok güzel. Biraz uzun mu uzun mu takılıyor? Yok yok uzun takılıyor. Şöyle mi? Evet evet. Ay çok güzel bir şey bu. Olay yani. Olay. Bu Gülsüm Hanım'a teşekkür ederiz. Desenli yünleri de çok seviyorum Sibel. Bunu gerçekten bu hani şey, çok güzel düşüyor. Ebru'lu yünler vardı ya Derya Hanım. Onu iki kat yapınca daha da bir başka bir desen çıktı. İki kat yapıp ördü Gülsüm Hanım bunu. Evet biraz öyle dursa daha da kırçıllı daha iyi. Gibi yani evet. Şu ipi iki kat yaparak ördüm. Evet. Bunlara ne diyorlar bu tarz berelere? Afgan mı diyorlar? Afgan bere diyorlar. Evet. Bu hakikaten çok güzel oluyor. Kolay mı yapması? Çok kolay. Şimdi bu bereyi şuradan başlıyoruz yapmaya. Şuradan tepeden başlıyoruz 14 ilmekle. 14 ilmek attıktan sonra 5 numara şişle her sıra başında birer tane artırıp 18 sıra bu şekilde örüyoruz. 19. sırada hem sıra başından artırıyoruz hem de aralardan 3 ilmek. Aralıklarla 3 ilmek artırıyoruz. 3 sıra hiç sıra başında sadece artırıp örüyoruz. Daha sonra yine aralardan 3 ilmek artırıyoruz. Hem sıra başında hem aralarda. 6 sıra örüyoruz sıra başında artırarak. Aralardan 7 ilmek artırıyoruz. Bu şekilde hem sıra başından hem aralardan artırarak tam 84 sıra örüyoruz. 84 sıra ördükten sonra 10 sıra hiç artırmadan örüyoruz. Şimdi burada kulakları ve şu alnı kesmeye geliyor sıra. Şimdi bunun arkasında dikiş var. Sen var. Açık halini, yani şu halini. Şimdi evet. Şimdi 84 evet. 84 ilmek olduğu zaman 84 ilmek olana kadar artırıp 10 sırada düz örüyoruz. Hı-hı. Onu ördük. Şimdi arka için şurada tam arka ortasında dikiş var. Tamam. Şu arkadan iki kulağa gelene kadar buraları 17 ilmek. Tam alna gelen yer 22 ilmek. Şu kulakların olduğu yerde 14 ilmek. Bu oran çok önemli. Yoksa bu gelir alnınızın ortasına tam kulağa oturmaz. Hem kulağa kapaması açısından sıcak tutması hem de bunu böyle gençler bağlamıyorlar da böyle açık. Öyle bırakıyorlar. Açık evet. Duruyor, bırakıyorlar. Evet. Şimdi şu 17 ilmeği kesiyoruz. Kulak için bu 14 ilmek her sıra başında birer tane eksiltip yalnız sıfıra kadar gelmiyoruz. 4 ilmek olana kadar gelip o 4 ilmeği 34 sıra örüp kendi bağcığında kendinden devam ediyoruz. Süper güzel. Sonra güzel. 22 ilmek alın için kesiyoruz. Bu diğer kulak için 14 ilmeği her sıra başına birer tane eksiltip kalan 4 ilmeği 34 sıra örüyoruz. Sonra bu 17 ilmeği de kesip ikisini şöyle kıvırıp arkadan dikişli yapıyoruz. Şuradan. Şurası alın. Kulaklar. Bakın burası. Bu püskülleri içinde normal Gülsüm Hanım 2 kat yapıp 34 kere sarmış. Onu da değişik hani normal püskül gibi değil şöyle sardıktan sonra yaparız ya fesleğin kolye. Fesleğin ucunda. Fesleğin ucu evet. Şu ortadan şöyle bir adı var onun da şimdi geçirip şunu şuradan keseyim. Önce şöyle bir bağlıyoruz bunu. Bunu çok eski programlarda yapmıştık hatırlıyor musun Sibel? Evet. Sonra şuradan bağlayıp. Ayrı bir ip kesmeniz lazım orası için. Evet. Kolay patiği şimdi ölçülerini Sibel tekrar verecek. Getirdik bugün de yanımızda. Seyircilerimiz Twitter'dan istiyorlar dün yaptığımız tamam. Kolay patiği. Onu ben tutayım mı? Sarabiliyor musun? Sarıyorum. Tamam. Şunu da şöyle
Sardıktan sonra bu floştan da böyle yapılır, floş iplikten. Evet, çok da güzel olur. Hı-hı. Şimdi şurada iki düğüm attıktan sonra, attık varsayalım. Sonra şu alt kısmını makasla kesip açıyoruz. Şu zaten buraya gelecek, bunu da şöyle düzeltiyorum. Sonra şurasından da istediğimiz yere bağlıyoruz. Çok güzel şöyle. Bir pompon bu. Bunun ucuna çok daha güzel evet. yakışmış. Hem tepeye şu. Hem buralara. Bu evet. şekilde yaptık pomponlarını da. İki kat yaptın. Kaç i̇ki numarayla kat, ördünüz? 5 numara şişle ördük. 14 ilmekle başladık. Her sıra başında birer tane 18 sıra artırarak ördükten sonra aralarda hem sıra başında hem aralarda artırarak 84 ilmek olana kadar örüyoruz. Ördükten sonra 10 sıra hiç artırmadan örüyoruz. Daha sonra arkalar için 17 ilmek, alın için 22 ilmek bırakıyoruz. Kulaklar için de 14 ilmek. Bu sefer iki taraftan eksiltiyoruz. 4 ilmek kalınca o kalan 4 ilmeği de 34 sıra örüyoruz bağcık için. Uçlarına da ne püskülü de fes püskülü mü dediniz? Ha doğru adı evet. Var, fes püskülü mü? Fes evet. Pompon değil böyle püskülü yapıyoruz. Perde uçlarına falan olur, da evet. yapıyorlar Hı? Oluyor. Bir de Sibel dün benim o taktığım bandana'nın bizim internet sitesinde şeysi var mı? Yanılmıyorsam var. Eskilerden kalma vardı. Var değil yaptık, mi? Evet. Ama biz onu yoksa bile programa bakarız. Aldık. Burada tekrar yapacağız. Siyah da çok anlaşılmıyor nasıl yapıldığı. Başka bir renk üzerinden göstereceğiz. O planımızda önümüzdeki günlerde o bandana'nın Hı-hı. yapılışını burada göstereceğiz. Gösteririz. Çok güzel bir bandana. Nasıl oluyordu? Ortasına 19 mu geliyordu? İki tane var onlar. Birisi 3 ilmekten başlanıyor. 19'a var. Evet, çıkıyor. Çıkıyor. Bir ters, bir sonra yüz. Tekrardan iniyor. Bir tanesi de tam ortadan başlayıp bu. Sağdan soldan evet ilmek alıp artırıp sonra da eksilterek bu değişik. Bu çok güzel de kapıyor başın şu kısmını. Aynı şekilde olan bir tane 3 ilmekle üçten başlanıyor. Başlayıp, bir ters var. Bir düz bir ters bir düz 19 ilmeğe kadar gidiyorsunuz. Sonra eksiltiyoruz. Sonra 19'dan peki biraz örüyor muyuz aynı şekilde 19'u? Yok örmüyoruz. Örmüyoruz. Yavaş yavaş tekrar eksiltip 3 ilmeğe kadar iniyoruz. O böyle bir yaprak formu alıyor. Evet. Bu da o. Ama bu haro şöyle yapılıyor. Bu değişik. Bu değişik. Bu ortadan tam ortasından şuradan başlanıyor. Şuradan onu başlanıyor. Sibel, tamam ikisini de gösteririz. Bir kere kolay patiyi tarif edelim. Tamam. Sayılarını verelim. Bir de internet sitemize kondu mu Sibel Parlak'a soruyorum buradan. Kolay patik. Kolay patik. Kolay patik konmadı. Konmadı. Yok, koyacağız konmadı. O zaman. Bugün yayından sonra koyarız. Koyarız tabii ki. Fotoğrafları falan çekildi. Deryabaykal.com'da bir sıkıntı vardı. Teknik bir sıkıntı. Giderildi. Şimdi rahatça oraya... eksik olan projelerimizi koyacağız. Evet. Hafta sonu hepsi tamamlanır. Biz de giremedik bazı Hı? projeleri. Çözdü arkadaşlarımız. İnternet şirketimiz. Onlar... Hepsi konacak. Evet, kolay patik kolay için patik. Orta kalınlıkta yün ve 5 numara şişle 31 ilmek başlıyoruz. 9 ilmek haroşo, 1 ilmek düz, 11 ilmek haroşo, 1 ilmek düz, 9 ilmek haroşo. 24 diş olana kadar bunu bu şekilde örüyoruz. 24 diş olduktan sonra 1 ters 1 düz 22 sıra örüyoruz. Daha sonra ilmek... Orayı görelim Sibel, 22 sırayı. 22 sıra 1 ters 1 düz örüyoruz. İlmeklerimizi. Sonra bu 31 ilmeği... Yani burada bir eksiltme yapıyor hayır, hiç muyuz? Yok, hayır. Bir ters bir yüze geçtiğimiz için burası topluyor. Olduğu için toplanıyor. Evet. Hiç eksiltme yapmıyoruz. 22-23. Sırada ilmekleri çift alıp 15 ilmeğe düşürüyoruz. Sonra kalan 15 ilmeği normal yün iğnemizle topluyoruz. Şu şekilde bakın ters çeviriyorum. Burayı topladık, burası burun oluyor. Şurası. Şu, evet. Bir konuda gösterelim. Bu ayak ucu şurası olmuş tam, oluyor. Tam burun evet. Evet şurası. Şurası 11 ilmek yaptığımız yer taban oluyor. 9'ar ilmek yaptığımız yerde ayağın yan tarafı oluyor Hı-hı. şöyle. Şurayı diktikten sonra burun şu lastikle ördüğümüz yerin tamamını ve haroşodan bir parmak kadar yeri de dikiyoruz. Şu arka topuk kısmında diktiğimiz zaman işte patiğimiz evet, böyle tamamlanıyor. Buraya da geçiriyoruz zincir şeyi, ipliğini. Yaptık hakikaten kordonu. Çok kolay bir patik. Sibel iddialı. Daha kolayı varsa diyor. Varsa evet arasınlar. Bize fotoğraf yollasınlar. Gelip yapsınlar. Gelip yapsınlar diyor. Evet. Var diyecek birisi. Ne olacak? Gelsin yapsın. Ben de onu öğrenirim. Gayet güzel bir şey. Sibel bu konuda vallahi, çok şeyli. Evet. Stresli gördüm seni bu konuda. Yok stresli değilim. Çok. Şaka yapıyorum. Yeni bir şey öğreniriz biz de. Evet.
Önce Gül Özdoğan'ın tavası isteyen isteyene hakikaten benim bile aklım kaldı. Sibel şöyle bir göstersen. Buyurun. Ay, çalışıyor değil mi saat? Evet. Çalışıyor. Ay Gül Özdoğan. Bir dakika kepçeyi, bir dakika geleceğiz şimdi, geleceğiz oraya da. Bir saniye. Çok kısa. Çok güzel, arkasını döndür Sibel. Ama pil gözüküyor. Ama bir dakika. Yok, kapattık. Kapattık mı? Ha. Paniğime bakar mısınız? Böyle. Burası böyle asılacak. Evet. Çok güzel bu. Bu da böyle. Oldu. Duvar sisi. Bu da bakın boyutlu şey de var. Atmıyoruz. Atmıyoruz. Kepçeni görelim şimdi. Kameraya gösterirsen. Ay kepçe de çok güzel oldu Gül. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Çok güzel. Seyircilerimiz yapmak isterlerse kavanozları, tavaları bir boya tekrarını söyleyelim. Su bazlı cam boyasıyla yapıyoruz. Onları kullanıyoruz. Evet. Tamponlayarak kullanıyoruz. Fırçayla sürmüyoruz. Vernik istemiyor. İşimizi bitirip. Nerelerde buluyoruz cam boyasını? Hobi marketlerde vardır. Belki yapı marketlerde de var şimdi. Kırtasiyelerde belki olabilir. Belki olabilir. Evet. Sibel, patiyi de lütfen koyun internet sitesine tamam. Diyorlar. Hepsini koyacağız. Merak etmeyin. Evet. Sıkıntı giderildi. Onlar hallolacak. Şu kolyeden bir bahsetmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bu kolye, bakın bu burada böyle bir birkaç şekilde takılabiliyor. Bunu buradan çıkarıyorum. Arkada bir kilitleme sistemi yapmamışlar. Bunu buradan çıkarıyorum. Kolyeyi tek başına takıyorum. Siz buraya herhangi bir şey bulabilirsiniz. Buraya bir başka bir deri de yapabilirsiniz. Olur. Evdeki bir zincirinizi de kullanabilirsiniz. Şunlar satılıyor Eminönü'nde ve pek çok yerde. Buraya bir kurdeleyi, fay kurdeleyi ikiye katlamışlar. Şuraya bir şey dikmiş ve iğneyi bunun içine, burada bir deri var. Aha. Yani bu da aynı zamanda bir mesela Sibel'e koyayım. Böyle bir broş gibi de kullanabiliyorsunuz. Evet. Onun için çok kullanışlı. Ne yapıyorum? Bu fay kurdeleden bu kolyeyi şuradan geçiriyorum. Bakın ne iyi fikir değil mi Sibel? Derya, bunu da şeyden yapabilirler. İnce böyle hani bilezik yaparız. Böyle dolayan teller vardır. Onların boyun ölçüsünde olanları da var. Onu kesip üstüne... Buraya herhangi bir şey bulabilirler. Evet. Belki bundan da vardır. Ben araştırmasını yapmadım. Belki bilmiyorum. Belki şu taşlardan bile olur. Ama çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yani üç şekilde tek başına kullanılıyor. Çok birlikte bir kullanılıyor. Şey yaka iğnesi olarak kullanılıyor. Buraya bir inci yapabilirsiniz. Olur. İnci bir kolye olur. Yapabilirsiniz. İnciye bu böyle bir aparat koyabilirsiniz. Süper o da çok olur. Şık olur. Fikri paylaşmak istedim. Patiğim bir tekrar edelim isteyenler mi var? Peki tekrar edelim. Beren'i sonra yine tamam. Ederiz. Patiği bir kere daha sayılarını patik verelim Sibel. Patik 5 numara şişle orta kalınlıkta bir iple 31 ilmek başlıyoruz. 9 ilmek haroşo, 1 ilmek düz. 11 ilmek haroşo, 1 ilmek düz, 9 ilmek haroşo olmak kaydıyla 23, 22, 23 diş haroşo olana kadar bu ölçü 37-38 numara ayaklar için örüyoruz. 22 diş haroşo ördükten sonra bir ters bir düz, hiç eksiltme yapmadan bir ters bir düz 22 sıra lastik örüyoruz. Tam 23. sırada her 2 ilmeği 1 alarak ilmek sayısını 15'e de 16'ya indiriyoruz. Kalan ilmekleri şişten bir yün iğnesine ipi geçirip şişten alıp iğneyle şu şekilde topluyoruz. Bunu ters çevirdikten sonra bu topladığımız yer patiğin şöyle yanına koyacağım burun kısmı oluyor. Bu 11 ilmekle yaptığımız yer tabanı, iki tarafta 9 ilmekle yaptığımız yerlerde ayağın yan tarafları oluyor. Burayı topladıktan sonra şu lastik örgüyle yaptığımız yeri sonuna kadar dikip haroşo kısmından da bir parmak yeri dikmekte fayda var. Şu arka kısmı da tam topuk kısmında dikiyoruz. Daha sonra 100-120 tane zincir çekip şuradaki gibi burada kenarından geçirip yün iğnesiyle bağlayıp patiğimizi tamamlıyoruz. Almanya'dan Wilden Karataş şimdi gönderdi bunu.
O bak farklı yapmış üst kısmını galiba Sibel. Yok Deryan aynı. Aynısını aynı, yapmış. Aynı. Ben gözlüğüm aynısını. Yok. Çok şöyle bir şey yaparsanız. Hah, güzel bak şöyle. Bilden harika olmuş. Ellerine sağlık. Bir izleyicimiz diyor ki ben de çok kolay diyor. Bir çorap gibi böyle bir şey var diyor. Haroş öyle örülüyor diyor. Bir ters bir düz örülüyor. Kenarına haroşo çevriliyor diyor. Resim atamadı yalnız bana. Deminden beri bekliyorum atar mı diye. O da diyor çok kolay örülüyor. Sibel de diyor ki Sibel de bak varmiş bir tane. Tamam dedi. Alsın şişini, tığını, şişini, yüğünü, tığını biz verelim yapsın, ya da yapsın burada diyor. Biz de ondan öğrenelim. Bakacağım şimdi kim olduğunu. Mustafa görebiliyor musun isimle? Seçemiyorum, bulamıyorum şimdi. Bu arada bu örneği bize şeyden, Facebook'tan Selma Yazıcı bir izleyicimiz yolladı. Ona da teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Sizin de böyle burada herkese gösterebileceğimiz fikirleriniz varsa. Evet. Sibel Facebook'u iyi kullanıyor ve atlamıyor. Gerçi bizde de Sibel Parlak Facebook'u takip ediyor. Ben de giriyorum bakıyorum ama neyi ne yapacağımı o Facebook'ta. Doğruya doğru çok iyi bilmiyorum. Onun için beni kusura bakmayın ama fotoğraf ekleyebiliyorum, koyabiliyorum onu. Hani bir yerden bir şeyden fotoğraf. Çok güzel şeyler yolluyorlar ama Derya Hanım hem çok vaktimizi almayacak. Böyle pratik olanları daha çok. Yani herkes çok güzel şeyler yolluyor. Ama herkesin yolladığını hani programda gösterebileceğimiz şeyleri tercih ediyoruz. Çok uzun kazaklar şunlar bunlar. Onları yapamıyoruz. Hani, burada zaman alıyor çünkü. Zaman yetmiyor biliyorsunuz bir kazak örmek günlerce sürüyor ama... Her zaman burada yaptığımız pratik şeyden bir fikir alarak bir kazak da örülür. Tabii, dümdüz parçalardan kazak örülüyor. Tabii ki de. Bunu farklı farklı da yapabilirler. Şu alt kısmını mesela pirinç örgü yapabilirler, kesme şeker yapabilirler. Şurayı Selanik lastik ya da fantazi lastik yapabilirler. Aynen. Nasıl isterlerse. Ben dün bunun için şey dedim. Yani evde bir kazak koluna ilmek çekelim dedim. Onu patiye dönüştürelim de olabilir. Eski bir kazak var. Yap Sibel birleştir. İşte şöyle. Dün göstermiştim ama yine söylemek istiyorum. Şu kazan lastik kısmı. Burada benim aklıma böyle bir şey geldi. Mesela evde var bir kazağınız. Giymiyorsunuz. Sökeceksiniz. Şuradan bir ilmek çekin. Evet. Yani bunun kadar aşağı yukarı bir karış iki parmak falan gibi. Ayak boyunuza göre. Çekin. Onu kapatın. Evet. Burayı tekrar ya da o dikilidir zaten ama açmanız lazım. Dikişi açıp tekrar dikmek gerekecek. Şu ucu büzdüreceksiniz konç kısmını. Bir sanki kazağın bir uç kısmı gibi. Hiçbir şey bilmezseniz yani bunu sayıyı aklında tutulmasa bile. Kazaktan yola çıkarak bir konç ve şuraya dirseğe kadar öreceksiniz. Evet. Çok iyi bir patik bu. Çok iyi bir fikir. Benim çok hoşuma gitti. Çok iyi bir fikir.